Serdar, Amerika'nın aslında vermek istediği mesaj dünden bu yana diyelim, biz bu işin içinde yoktuk, biz bu işe hiç dahil olmadık. İşte o mesajlar aslında dün Dışişleri Bakanı Blinken'la verilmeye başlandı. Dışişleri Bakanı Blinken hafta sonu birçok televizyon kanalına çıktı, açıklamalarda bulundu. Bu Rusya'nın iç meselesi dedi Dışişleri Bakanı Blinken. Bununla birlikte bu sürecin sonunu gördüğümüzü düşünmüyorum dedi. Gazeteciler sordular, Putin için sonun başlangıcı mı şeklinde. O konuda spekülasyon yapmak istemiyorum dedi Dışişleri Bakanı Antony Blinken. Ve bir kez daha Rusya'nın iç meselesi olarak niteledi Dışişleri Bakanı Antony Blinken. Başkan Biden sürecin başından beri sessizliğini koruyordu. Beyaz Saray'dan hep yazılı açıklamalar geliyordu konuyla ilgili. Başkan Biden'ın sürekli bilgilendirildiğine dair. İşte Biden bugün kameraların karşısına çıktı Beyaz Saray'da. Aslında başka bir konuyla ilgili konuşacaktı. Amerika'da internetin yaygınlaşmasıyla ilgili konuşacaktı. Ona yatırımlarla ilgili konuşacaktı ki konuştu da, ama o konuşmasına başlamadan önce Biden Rusya'daki gelişmelerle ilgili konuştu. Rusya'daki gelişmelerle ilgili Amerika'nın dahil olmadığını söyledi bu sürece Başkan Biden. Müttefiklerimizle hep yakın temas içinde olduk dedi. Video konferans aracılığıyla yakın müttefiklerimizle konuştum dedi. Özellikle önemliydi dedi, Putin'in bizi suçlamasına müsaade etmemek, yani bir bahane vermemek Putin'e. Hepimizin aynı sayfada, aynı noktada olduğunu bilmek önemliydi. Bunu koordine etmek önemliydi. Bunu koordine ettik dedi Başkan Biden. Rusya'daki gelişmelerine o da Blinken gibi konuştu diyebiliriz. Biraz Rusya'daki gelişmelerin nasıl seyrinin devam edeceğini söylemenin şimdi erken olduğunu söyledi. Ve ulusal güvenlik ekibinden her saat başı konuyla ilgili bilgilendirildiğini söyledi Amerikan Başkanı ve ulusal güvenlik ekibine çeşitli senaryolara hazırlıklı olmaları için talimat verdiğini de söyledi. Sadece Başkan Biden değil, gün içinde Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden açıklamalar geldi Rusya'daki olaylarla ilgili. John Kirby, Beyaz Saray Sözcüsü'nün basın toplantısı öncesinde kameraların karşısına geçti. Rusya ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hem Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün hem de John Kirby'nin, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü'nün açıklamalarının ortak noktası Biden gibiydi. Amerika'nın bu süreçle bir ilgisi yok. Hatta Amerikan Rusya Büyükelçisi'nin hafta sonu Rus yetkililerle görüştüğünü aktardılar. Ve Amerika'nın uygun diplomatik kanallarla Rus yetkililerle bu süreçte bağlantıya geçtiğini de söylediler yetkililer. Tabii ama en önemlisi Biden'ın açıklamalarıydı. Gelin Biden neler söyledi, hep birlikte izleyelim. The situation began to develop as it did. I directed my national security team. Gelişmeler yaşandıkça ulusal güvenlik ekibimden durumu yakından izleyerek bana saat saat bildirmelerini istedim. Bir dizi senaryoya hazırlanmaları talimatını verdim. Bu konuda aynı çizgide olmamızı sağlamak amacıyla önemli müttefiklerimizle video konferans aracılığıyla görüştüm. Vereceğimiz yanıtta ve ne beklediğimiz konusunda koordine olmamız kritik. Putin'e suçu Batı'ya ve NATO'ya atmasını sağlayabilecek hiçbir bahane vermediğimizden emin olmamız gerektiği konusunda benimle aynı fikirdeler. Bir ilgimiz olmadığını net şekilde ifade ettik. Bu Rus sistemi içinde yaşanan mücadelenin bir parçası.